Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Küçük beyler ve küçük hanımlar burada bir şeylerin peşindeler. Takvim yaprağımızdan bir tane şöyle oyun hamuru tarifi çıktı. Yırtılmış bu biraz ama biz ondan önce yapmıştık, yırtılmadan önce. Bir su bardağı, bir su bardağı su, bir su bardağı un. Unu biraz fazla koyduk. Ama su. Ben kuruttuğum için çözüm düzeldi. Neyse işte onu biraz fazla kattık. Öyle tarif ediyorum. Birazcık sıvı yağ, birazcık tuz. Böyle güzel bir oyun hamuru yaptık. Şimdi bir yandan da anne baba yemekleri hazırlıyor. Yaz olsa, kış olsa çorbasız olmuyor efendim. Şöyle güzel bir mercimek çorbası yaptım. Pirincimi ıslattım. Salatamı hazırladım. Burada da tavuklarımız pişti. Biberlerimiz kızarıyor. Birazdan akşam yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ne yapıyorsun Allah aşkına sen? Bir açıklar mısın? Benim terliğimi giymiş. Diyor ki anne terliği geliyor. Kulağı düşük bir kedi vardı. Kovdu Mehmet onu. Bu da çok köpüklü. Benim ondan işte. Abla benim köpüklerim. Afiyet olsun. Gelin beraber olsun. Hadi bakalım. Baba eline sağlık. Afiyet olsun. Baba eline sağlık. Pilavcılara pilav önce babası. Pilavcılar pilav ister. Evet pilav gelir. Yoğurtlu pilav. Biberleri şöyle alalım bence. Biberleri ben de bir tane biber alıyorum. Al kızım. Acı olabilir ama biz görmedik. Tamam. Ayran içelim zaten. Gelin buyurun Ali İbrahim sofrası olsun. Yiyenlere şifa olsun. Ama pilavları al. Anne. Baba benim tabağım. Babaannemin yediği pirinç. Ama acı biberi bana koy. Pirinç pilavı değil. Bulgur pilavı. Anne bulgur. Ben acı biberi içelim. Acı. Çok acı. Yoğurtta istiyor musun? Evet, yoğurtta. Ben şuradan yanıma alayım. Yemeğimizi yedik, bulaşıklar toplandı. Şöyle bir akşam yürüyüşüne çıktık. Saat 7'yi geçti. Daha güneş batmamış. Güneşin batışını buradan izleyebiliriz belki. Çocuklar bisikletli, skuterli benden önce gidiyor. Siz gittiniz de ben gidemedim daha. Bunlar gitti geldi bile. Ben manzaraya ulaşamadım. Kimse kimseyi geçmesin. Yol versinler. Buradan manzara ne? Harika.
Harika harika. Eyvallah mı? Eyvallah. Eyvallah. Hadi bir de ya Allah diyelim, geri dönelim haydi. Efendim kahvaltılar yapıldı. Çay keyfisi yapıyoruz. Evet Allah'a şükür, hamdolsun. Beyefendiler, hanımefendiler de burada. Tablet saatlerini oynuyorlar. Evet. Abla bu benim oynadığım saat sayılmaz. Senin oynadığın saat. Yok. Bugünümüze şükür. Ben de öğleyin ettik. Vallahi bugün uyumuşuz anne. Ne? Ben rüya görüyorum ama hiç hatırlamıyorum. Hayır olsun. Ben de oturacağım. Ben de dediğim gibi sonradan hatırladım rüyaları. Böyle bir yolculuktaymışız. Denizin kenarındaymışız. Böyle masmavi deniz. İçinde değişik çiçekler. Hayırlara gitsin. Sonra bana verecek diyorum. Anne. Rüyanda şurada Hülya'yı gördü. Ha ne olmuş? Senin kızına. Ha. Düğün varmış da düğüne çağırıyor. Ne oluyorsun? Ya bunun günümüz varmış yolda. İyi Çiğdem abla yani. Da bak aklına geldi. İyi mi? İyi mi? Şey. Beyaz iyi. Çiğdem abla bizden önce kalktı. 7'de kalkmış. O öğle yemeğini yiyor. Biz daha yeni kahvaltı ediyoruz bak. Oldu mu? Etti. Bugünümüze şükür. Hamdolsun. Dün de kimlik yenilemeye gittik. Mehmet. Salih'le benim, bir de Nisan Nur'un yeni değildi kimliği. Artık bu sene sonmuş herhalde. Muhtarlık her yere yazı asmış. Bir uyarı işte. Uyarı evet. Ya ben bir şey yapmıyorum. Uyarı. İncirköy mahalle sakinleri değiştirin. Yani, ey halkım diye. Evet evet. Ya daha oynamadım. Işte. Aklımızda yoktu yani. Değil daha uyarı ya da. Orada fotoğrafçı varmış içeride. Ha orada. O da mı çekiyor? Çek şu başını ton ton. Yok. Kafa. Şeye gittik biz, fotoğrafçıya gittik. Abla. Fotoğrafçı 300 lira aldı. Ama içeride o kabin gibi bir şey yapmışlar. Kabine giriyorsun. Orada bir yardımcı var. Orada makine çekiyor yani. Evet. Fotoğrafçı gibi bir şey değil. Orada 200 liraydı ama biz şeyde burada köy başındakinde çektirdik yani şey gitmeden. Ama bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyorduk ama. Öğrendik. İçeride varmış. Olsun. Demek o da onun kısmeti. Aynen. Dedim o da esnaf yani. O kazandı. Orada kira veriyorduk. Bir dakika, ne istediğini söyler misin? Bir şey konuşuyorduk burada. Anlayamadım seni. Allah Allah. Sinirli bir boy yetişiyor burada. Kız Mehmet'e sürpriz yapacak öğleden sonra. Çiğdem Ala sürpriz almış sana. Çiğdem Ala sana sürpriz yapacakmış. Sürpriz. Çiğdem Ala bunları... Çiğdem sen buna verme, tamam mı? Tamam. Bayılıyor sürpriz yapmaya. Seviyor bunları ya. Bunlara dayanamıyor ya. Sürpriz yapmış. Evet. Allah'ım. Kavga yapana sürpriz verme. Kız sen nasıl baş ediyordun Elmas? 5 tanelikte hem de. Yok böyle kavga etmezlerdi. Anneme. Ya önceden de böyle teknoloji tabii ki gelişmemişti. Biz dışarıda lastik oynardık. İp atlardık. Sokaklardaydık hep. İstop oynardık, dokuz taş oynardık, seksek çizer oynardık. Hepsini oynardık. Anne seksek vermiyor. Sonra da ezanı beklerdik. Ezanı anne, duydun mu? Anne seksek vermiyor. Akşam ezanını duyduk mu hemen eve koşardık. İsmimiz ne olsun biliyor musun abla? Bilirdik yani o saatte eve gidileceğini. Olsun,
Artık akşam ezanında giderdik. Kaval gibi çağırırdım. Nereden ya? Çağırırdım. Hadi dizelim halının etrafına dün akşam yaptığınız gibi. Bu sinirli bey ne yapıyor? Salih anlatıyor bisiklet hikayelerini. Bir gün freni patlamış bayır aşağı giderken. O yukarıdan aşağı geliyoruz ya o. Evet. Ne ağ deresi mi? Bir şey diyorsunuz ya. Su almaya gidiyormuşsunuz oralara. Frenim patladı, zor durdum diyor. Bir bisikleti varmış. Kim aldı? Dedem aldı. Ha. Söz vermiş dedi ona. Sınıfı geçince mi bir şey? Bir bisikletim vardı. Turlardım onunla her yere diyor. Bir gün şurada şu bayırdan inerken iyi Allah'ım, Allah korumuş yani bak. Sen de Sultaniye'de ana. Çocuklar çokuşmuş, ille bisikletten in alacaklarmış elinde. Bunları oradan yitirdim onları. O köpek yine. Sen oradaydın ilk. Evet ama güvenip gönderemem ben tek başıma. Hayır canım, ben ekmek almaya gittik. Orada oran müsait. Onlar seni dinlemezdir ki zamanında. Burada mahalle çocuklarıyla gidiyorlarmış. Kaç kere öyle denize giriyorlar diyor. Kaç kere gittim. Deniz. Bir evde uyuyor birisine. Öyle gidiyor. Lokal varmış. Lokalin oradan giriyorduk diyor. Burada aynen. Kim? Kiraz teyzenin çocuklarıyla mı? Birileriyle diyor aynen, gidiyorduk. Aynen. Ya bizim zamanımızda öyleydi de şimdi zaman böyle oldu işte. Ne bileyim anne, her şey değişiyor zamanla. Biz koşuyoruz. Değil mi Çiğdem abla? Ne günlerimiz var. Afiyet olsun. Sürpriz yapmış hala. Bakkaldan ekmek almaya gitmişti bizim için. Dondurma. Ne günlerimiz var. Dur ya, ben şu odalara bakayım. Büyük kaldı bende. Bildi. Kutuda külah kaldı. Tamam birazdan. Tamam. Halledeceğiz onu. Tuvalete girsene. Ne biliyor hamam. Haskine otur öyle abi, rahat yine. Ama dur. Ve tüp bir yumruk alıyor. Tövbe estağfurullah. Bak aklına geldi gene bak. Hayır. Yastığa yapacaksın dedim. Yastığa yap, getir yastığı. Bu da yeni bir huy, nasıl değişecek bilmiyorum ya. Yastığa yap hadi. Evet, biz burada özel bir oyun oynuyoruz. Evet, yastığa yapacaksın. Kum dolduralım içine. Hop, bloklar devrildi. Dök bloklarını, ne güzel adam yapmıştın az önce. Gel bir daha yapalım hadi. Getir bana. Ben sen de adam yapayım. Ne yapalım? Hadi dök. Dök yapalım. Ne diyor? Aferin sana. Ay, rengarenk. Parmaklarına takmıştın az önce, ne güzel. Nasıl yaptın onu? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Sen göster bana. Böyle üst üste yapmıştın. Hüma da akşam yapmıştı. Böyle. Nasıl yapmıştık? Şöyle yapmıştınız. Şöyle bu kafası oluyor, bu gövdesi, bu da ayakları. Tatam, merhaba. Bu benim karakterim. Al bu senin olsun. Ben bir tane daha yapayım kendime. Merhaba Mehmet amca, nasılsın? Anne, ben bunu istememiştim. Tam başka renk. Ben kendime spider yapacağım. Tamam. Aa, o da spider renkleri oldu. Merhaba arkadaşım, nasılsın? Merhaba. Allah Allah. Bir önceki videoda da dolma biber doldurmuştum. Onun içini hazırlarken tarifi böyle detaylı anlatmamışım. Tamam bir dakika. Ben içini kavurarak yaptım. Kavurmadan da yapanlar var. Ben öyle denedim. Öyle yaptım. Lezzetli de oldu. Düdüklüde pişirdim. 15 dakika. Hatta biraz fazla tutmuşum ben. Normalde 15 dakika yeterli ama o ara çamaşır asarken onu unuttum. Dolmanın içini ben de kavuruyorum. Güzel anne oluyor. Ben nasıl yapılıyor? Ben genelde yani çoğunlukla kavurarak anne, pişiriyorum. Ama kavurmadan yapanlar da oluyor. Bak böyle yapacaksın. Ben de kavurup yapıyorum. Yani ben öyle alışmışım. Öyle yapıyorum bütün içleri. Genelde öyle gördüm yani. Görümcem ama büyük görümcem. Çiğden anne, yaptığı da oluyor. Anne, o da lezzetli oluyor. Canım herkes
Kavuran kavur, kavurmayan kavurmaz. Şuna yerleştirelim hadi. Ayakkabını ters mi giydin? Nasıl ayakkabını ters giydin? Baksana. Düz giydir o zaman ayakkabıyı. Düz giy diyor o zaman ayakkabıyı. Tamam. Ben de kavuruyorum. Güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Düdüklü de pişirirken de suyunu az ilave etmek lazım. Evet evet. Benim adamım büyüyor. Zaten şey buharıyla pişiyor ya. Evet. Ay bu adamın aman sesi çok gürleşti. Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musunuz? Duyuyor musunuz? Fırsat vermiyor. Benimle ilgilenin diyor. Tamam. Biz Mehmet'le birazcık oyun oynayalım. Bak anne. Evet oğlum. O nasıl bir adam? Oyun zamanı yapalım. Ben kuru fasulye haşladım. Onu piyaz gibi mi yapsak, yemek gibi mi yapsak anne? Ne dersin? Piyaz kuru yapmadık. Fasulye. Kuru fasulye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çiğdem hala dayanamayıp. Neden 9 tane? Evlatçıkları düşünerek. Şöyle. Ay bir de şuna bak. Dondurmalar almış. Evet. Dondurmayı açayım. Şimdi ne zamanı? Dondi zamanı. Dondi dondi. Güzel külaha yerleştirelim. Anneciğim şu limonu da koyun da. Ya her şeyi koymamız lazım. Evet hava sıcak. Altın dağını çıkar önce. Leziz. Bayıldım. Dev bir ayık. Tamam. Önce böyle içine koyalım ki sanki böyle hazır alınmış gibi olsun. Evet. Ama dondurmaya bakıyorum. Ama o dondurma nasıl düştü değil mi? Dondurmaya bakacağım. Oy. Aman çilekliden yok. Anne bana ver bakalım. Tamam sana çilekliden yapacağım. Anne bana kavurdan yap. Anne bana bol karışık çilek yapıyorum herkese. Bana bol çilek. Tamam. Anne. Bana o yeter. Evet buyurun. Ama. Şu fareye bak nasıl tırmanıyor. Tırman bakayım. Nasıl tırmanıyor. Tamam tamam. Bana yapsana. O değil ya kirazın kızı kirazı. Anne benim dondurmanın altında çilek madeni var. Afiyet olsun. Afiyet olsun şekerim. Öyle inettik. Thank you.
davete icabet etmek gibisi yok. Yapacağım. Soğanını yakacağım. Ben karabiber ve kimyon da katıyorum azıcık içerisine. Bu sefer biber salçası da ekleyeceğim az miktarda. Dünden pilavlarımız duruyor, çorbamız var. Bir salata yaparım yanına. Akşam yemeğimiz şimdiden hazır olsun inşallah. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.